Evet, sevgili Burak Çetintaş, değerli hocam, bu Karacaahmet'i geçsek günler, yıllar, abartmıyorum, aylar sürer. Yani neler var, neler var. Sevgili izleyenler, mezarlık avcıları iş başında, kimse bizi kınamasın. Kimisi define avcısı, define arar. Bir de mezarlıkta bakıyoruz böyle tarihi mezar taşları, meşhur şahsiyetler, Cumhuriyet dönemi, Osmanlı'yı ben bilemem, sen bilirsin. Evet hocam, bu nedir böyle? Bu bizim insanlarımız diyor ki bu gavukları yapmışlar ama her birisinin bir anlamı var değil mi? Var. Bu kafesi Horasani Destarlı dediğimiz Hacıgâhlı Divanı Hümayun mensuplarının, yani şimdiki bir vakitki başbakanlık özel kalem mahsus vazifelerinin taktıkları. Bu da Şehri Mehmet Efendi'nin 1742 tarihli mezar taşı. Ne yazar mesela bu mezar taşında? Bu 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl, bu kadar hocam nasıl kalabiliyor? Yani bunu çok mu mermere işliyorlar? Bu yazının kalması, yıllara dayanmasının sırrı nedir? Başta onu bir sorayım sana, hep merak ediyorum. Ben şunu söyleyeyim, sırrı yok. Ama şu husus var, 3000 senelik, 2000 senelik taşlar da bugüne intikal etmiş. Fakat son 20, 30, 40, 50 senedeki hava kirliliği şu siyahlanma, yani mantarlamaya sebep oluyor. Efes'teki 2000 senelik taşta, Mısır'daki 3500 senelik taşta, bizim 300, 400, 500 senelik mezar taşlarımız, cami kitabelerimizde bu kirlenmeye dayanamıyor, mantarlanmaya dayanamıyor. Ve 20 sene önce benim jilet gibi dün yazılmış kadar temiz gördüğüm yazılar bugün bu bozulmuş halidir. Bu iyi bir durumda değil şu anda. Bu hasta bir taş. Yani taş kimyasalından anlayan adam gelip baktığında bunun hastalanmış bir taş olduğunu, tedavi, kimyasal ilacının sürülüp temizlenmesi, yıkanması icap ettiğini söylersin. Hocam şimdi espri değil. Şimdi hayvanlar, veterinerler onu tedavi ediyor. Taşlar da tabii, bir varlık, kültür tabii. Varlığı. Bunlar da mı hastalanıyor? Bu hastalanıyor. Tasavvufta bir de şu da var biliyorsunuz. Taş da yaşıyor. Taş yaşıyor, bu canlı. Yazılarıyla mı yaşıyor ya da taş olduğu için mi, mezardan dolayı mı? Niçin yaşıyor? Sanatıyla yaşıyor, plastik sanatları açısından, kaligrafi, yazısı açısından, bir biyografik malzeme vermesi açısından, yani bu adam kimdir o açıdan. Bizim kıyafet tarihimiz açısından serpuşları, başlıkları, taş işçiliği açısından, bir de manevi olarak, varlık olarak taş olarak yaşıyor. Efendim şunu sorayım mesela, bu Osmanlı'da yaşamış. Osmanlı nedir? Bir devlettir, imparatorluktur. Bu imparatorlukta yöneticiler var, halk var, avam diyorlar, avas diyorlar, havas diyorlar, mülkiye diyorlar, diyorlar da diyorlar, tıbbiye diyorlar. Seyf diyorlar, kalem diyorlar, kültür, edebiyat adamları diyorlar, askeri mensuplar, askeri sınıfa mensuplar. Evet, diyorlar. Osmanlı Osmanlı deyip de tamamen de cehennemin zebani ateşler içinde yakmayalım. Osmanlı bir devlettir, Osmanlı bir kültürdür, medeniyettir. Dolayısıyla bu mezarlar bize neyi ifade ediyor? Sadece bu önünde bulunduğumuz değil. Yani demek ki Osmanlı'da bir mezarlık kültürü var. Çok büyük hem de. Dünyada belki de eşi benzeri yok. Dünyada 3-4 mezarlık kültüründen bahsedilebilir. Mısır, firavunların defin gelenekleri ve mezarlık kültürü. Roma, antik Yunan. Bir de son dönemde Osmanlı mezarlık kültürü çok büyük tesir etmiş. Bizim istatistiksel olarak 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebildiğimiz, Osmanlı'da ölenlerin %4 ila 5'ine mezar taşı yapılabiliyor. Çünkü maliyetli bir şey, pahalı bir şey. Varlıklı aileler, imkan sahibi olanlar yaptırabiliyor. Dolayısıyla bizim bugüne intikal eden taşlarımız %4, %5 nüfusun, imparatorluğun %4-5'lik kısmının yaptırdığı taşların yaklaşık %10'u. Peki şöyle diyelim, halk bizim köylerde, kırsal alanda Alevisi, Sünnisi, Çerkezi yok. Halk, fakir halk. Onlar mezar taşı yaptırabiliyor mu? Böyle bir olasılık, yani böyle bir oran var mı? Çok mu düşük? Çok mu düşük? Çok düşük rastlıyoruz. Onlar da çoğunlukla İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük şehirlerde yaptırıp götürüyorlar. Mesela Nazım Hikmet'in dedesi, büyük dedelerinden birinin mezarı şeyde, Selanik'te. Halit Çambel'in elindeki evraktan yayınlanmıştı bundan seneler evvel. Yapı Kredi'den çıktı. Oradaki günlükte yazıyor. İstanbul'a taşı sipariş ettik. At arabasıyla Selanik'e getirdiler. Mezarın başına 2 sene sonra dikebildik.
Dolayısıyla bu tip merkez şehirlerde ancak imalatı kolaylıkla sağlanan. Her şehirde var tabii ama bu estetikte, bu kaligrafide, taş işçiliği. Mesela bunun kitabesi 5 beyitten oluşuyor ve bir şair tarafından kaleme alınmış. Yani taşçının veya ailenin aklına gelip biricik babamız Ahmet Mehmet burada gömülüdür yazmıyor. Dolayısıyla bu bir başkent, bir imparatorluk kültürünün bize özeti oluyor bu taş. 7-8-10 açıda. Üzerindeki şiirle, Ebced hesabıyla tarih düşürülmesi vefatına aynı zamanda Ebced hesabıyla düşürülmüş beyit var en altında. 5. beyit bu. Şimdi şunu anladık. Birincisi halk tabanında fazla yok. İmkan meselesi. İmkan meselesi. Fakat Osmanlı ilmiye sınıfı, dini bilmem müesseselerde, medreselerde, devlet erkanında olanların da önemli bir kısmı yaptırıyor. Yaptırıyor. Onların da önemli bir kısmını saray üstleniyor. Yani ailesi yaptırmıyor. Kendisi hazırlatmıyor. Çoğunlukla biz şunu görüyoruz. Çocuğu kendinden önce ölmüşse kendisi yaptırıyor. Ama önemli bir devlet adamı ise onun mezarının yaptırılmasını saray. Padişah bizzat kendi şahsi kesesinden karşılıyor. Onun tarafından yaptırılıyor. Yeniçeri askeri bölüklerde bu kışladaki oda başlarına düşüyor. Yani varisi, çoluğu, çocuğu, ailesi olmadığı için önemli bir karakterse, figürse o ocağa mensup, cemaate mensup, bölüğe mensup olan kişi öldüğünde o ocak, bölük veya cemaatin mütevellisi tarafından parası karşılanarak yaptırılıyor. Ve Yeniçerilerde de bölgeler var. Yani bizim bugün olduğu gibi Karacaahmet'te boş yer bulduk, orayı ben satın alıyorum değil. Her cemaatin, bölüğün, ortanın sofası var. Oraya gömülebiliyor. Başka bir asker oraya gelip getirilip gömülemiyor. 45. bölüğün ayrı, 27. bölüğün ayrı, Edirne Kapı'da 98. bölüğün ayrı. Karacaahmet'te Giritliler sofası var. Eyüp'te 40 merdivende Rodoslular sofası var. Yani Bahriye Teşkilatı'na gömüldüğü. Dolayısıyla hepsi böyle bir plan proje dahilinde yapılan ritüeller, törenler. Peki hocam, tekrar dönelim. Yani böyle bir taş, öyle bir taş. Yani bugünkünün maliyetle bunlar taştan doluyor, mermerden doluyor bildiğim kadarıyla. %99 mermerden, çok azı kalker, küfeki taşından, yani yumuşak Bakırköy taşından yapılır. Onlar da eğer büyük ihtimalle şunun için kullanılıyor. Eğer geçici olarak oraya gömüldüyse nakledilecek ve asıl yerinde üzerine mermer, mezar, pehlesiyle, bordürüyle, taşıyla, şahidesi ve ayak taşıyla yapılacaksa o zaman küfekiden yapılıyor. Üzerine bir levha yerleştiriliyor. Buralarda var onun örnekleri, onu da gösteririm. Ama %99 mermer. Peki şimdi mermer. Maliyette aşağı yukarı para karşılığı. Para, bugün para için çok düşük bir para. Yani 2 altın, 3 altın civarı. Yani bugün ama için, altın hangi altın? Cumhuriyet Osmanlı mi? Altını. Osmanlı lirası bugün Cumhuriyet ata lira 3050 lira. Osmanlı Hamit Reşat'ta 3400-3500 lira. Yani 2 altın dediğiniz zaman 7000 lira. Halbuki biz bugün bu Cumhuriyet döneminde yapılan şu mezarı 8-10 bin liradan aşağı. Yani ne sanat var, ne yazı var, ne estetik var. O paraya yapılıyor. Halbuki bu Osmanlı döneminde taşçı, Karacaahmet'te mesela Cemevi'nin civarında taşçı dükkanları var. Gidiyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Eğer sanatkar ruhlu, şair, edip, saraya mensup, kültür çevresinden biriyseniz, ailenizden kim öldüyse onun taşına yazılmak üzere şiirini o dönemin meşhur bir şairine gidip rica ediyorsunuz. Sen benim babamı tanırdın. Onun hususiyetlerini anlatan, işte naifti, hayvanseverdi, hatta meraklıydı, şiir bilirdi gibi özelliklerini şiirde anlatan bana bir şey. Ne uzunlukta olsun? 4 beyit olsun. 5 beyit olsun. Yani 8-10 satır olsun. Onu getiriyor taşçı. Önce hattata götürüyor, yazdırıyor. Taşçıya onun kağıt halindeki örneğini getiriyor. Taşçı onu iğneyle kalıbını çıkarıyor. Kömür tozuyla taşın üzerine işliyor. Ondan sonra da mırçla, hala bu izlerini yakın çekim yaparsanız göreceksiniz. Şunlar mırç izidir. Mırç. Eliyle tıkır tıkır işliyor ve kaynaklarda var. Bir günde 2 taşı falan yapıyorlar. Bugün fabrikada bu taşı bir haftada yapamazsınız. Adam bir günde ortalama 2 taş yapıyor. Şimdi bu Osmanlıca değil mi? Bu Osmanlıca. Osmanlıca. Osmanlı Devleti'nde kullanılan dil Osmanlıca. Evet. Şimdi, ama Arabi, Farisi ve Türkçe ibareler var. Tabii, üç dilden de var. Üç dilden var. Peki, bir ekonomik boyutu dedik. Yani o günün koşullarına göre siz dediniz ki bugünle kıyaslarsak çok da pahalı değil ama yine de o güne göre bir para, ama devlet verdiği için biraz. Bir de şu var, Üsküdar'da bir ev alıyorsunuz.
15 altın, 18 altın. Hmm. Bir taş yaptırıyorsunuz 3 altın. Yani tamam. O zamanın dengelerini ama bugünkü altın şeyine vurduğunuz zaman 3 reşat altını, 2 reşat hamit altını falan gibi düşündüğünüzde aslında çok pahalı değil. Fakat o zamanki ev alma koşulunda mesela 5-6 mezar taşına Üsküdar'da 2 katlı bahçeli, kuyulu, sarnıçlı, o zaman için çok önemli şeyler bunlar. Kuyusu ve sarnıcı olan 2 katlı bir ahşap ev alabiliyorsunuz. O zaman yine de geliyoruz. Yani Osmanlı'da mezar taşı her halükarda çok önemli. Tabii. Hem pahalı hem önemli. Hem bir sanat, hem bir zanaat, hem bir uğraş. O zaman şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki Osmanlı'da mezar ve mezarlıklarla ilgili ülkemizde biraz yayınlar var herhalde. Var, var, tamamen var, de tabii, değil. Var, var. Çünkü bir sayı vermek belki mümkün değil. İstanbul, Bursa dediniz, Edirne vesaire böyle mezar taşlarının bulunduğu merkezi yerlerde bugün Osmanlı'dan 5-6 yüzyıldan bugüne tahminen çok kaba bir şeyle oran olarak kaçta kaçı kalmıştır mezar taşı? %8, %10 arası. Öyle mi? Evet. Yani toplumun %5'i taş yaptırabiliyor, %4-5'i. O %4-5'in de %8 ila 10'u kalmıştır. Onda biri ancak kalmıştır. Nasıl yok oldu bu mezar taşlarının çoğu? Mezarlıkların yeni definin devam etmesi. İstimlakler, yol geçiyor, bina yapılıyor. Şehrin merkezinde kaldı, hıfz-ı sıhhaya uygun değil. Defin, ölü defne şehir merkezine yapılmaz. Kaldırıyoruz deniyor. İşte mesela Beşiktaş'ta Abbasağa Parkı 1937-38-39'da bir kararla 3 ay içinde kaldırılıyor. Bütün taşlar kireç kuyusunda eritiliyor. Eritiliyor? Tabii, tabii. Bütün taşlar yok ediliyor. Mezar taşları. Mezar taşları tabii. Çünkü nerede kullanacaksınız? Harbiye'de, Pangaltı'da, Altın Bakkal dediğimiz Taksim'den Harbiye'ye uzanan kısım, Hilton Oteli'nin ve şeyin olduğu yer, radyo evinin, Ermeni mezarlığı. 1938-39'da Sabur Sami Bey diye bir adamcağız, belediyenin ihale işlerini takip eden, o zamanki belediye reisi Lütfü Kırdar, Ermeni Vakfı anlaşıyorlar. Bu adam komisyonunu alıyor. Mezarlık kaldırılıyor. O mezarlıktan alınan mermerlerle yeni caminin önündeki o hala duran büyük mermer bloklar ve İnönü Gezi'nin basamakları yapılıyor. Üzerlerindeki yazılar siliniyor. Yazılar tabii siliniyor. Tabii yazılar mırçla temizleniyor. Mutfak tezgahı gibi düz hale getiriliyor. Ve İnönü Gezi'nin bütün mermer uygulaması o mezarlığın mezar taşlarıdır. Yeni caminin etrafı avlu kaldırıldıktan sonra açılan meydana kaplanan bütün mermer bloklar hala duruyor. O mezarlıktan gelen taşlardır. Dolayısıyla bu tip yeniden işlevlendirme de tahribatı hızlandırmış. Bizim elimizde de %10'u falan kalmıştır. %8. Çok korkunç bir rakam yani. 1978'de Karacaahmet'te 100 binin üzerinde taş var. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 16.800 civarında bir numaralandırma yapıldı. 20 bini bulmadık yani. 40 senede giden 60 bin taş. Bu numaralandırma belediye tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet yapılıyor. Yani. Devam ediyor bu çalışmalar. Karacaahmet'i bitirdiler. Bitirdiler. Peki kitap olarak? Hayır. Bir yayın yapılmadı. Karacaahmet dünyanın en büyük mezarlıklarından birisi deniyor. Dünyanın en büyük Müslüman mezarlığıdır. Tescilli, bilinen dünyanın en büyük Müslüman mezarlığıdır. İstimlaklardan önceki net alanı 720 dönümün üzerinde. Şu anda 500 küsür dönümlük bir kısmı kaldı. İşte çevre yolları, mahalleler, aklınıza ne gelirse yani oradan buradan küçüle küçüle kalan kısım 500 küsür dönüm. Yine çok büyük yine çok bir büyük, rakam. Peki o taşlar içerisinde yine büyük tahribatlar her geçen gün mü azalıyor? Mesela dur denilemiyor mu bu sayılar her gün? 2-3 sene önce de çok büyük miktarda tahribat oldu. Oluyor. Hala numaralandırılmış taşlar bile envantere kaydedilmiş. Numaralı ve fotoğraflanmış, okunmuş taşlar dahi kayboluyor. Yani bu envanter çalışması çünkü 10 seneye yakın zaman önce yapıldı ama 2-3 sene önce bile ve önemli kişilerin taşları kayboldu. Önemli kişiler. Peki bu önem veya kişinin önemine göre mi bu uzun beyitler oluyor, mezar boyutları neye göre değişiyor bu mezarlıkların şekli? Ailenin şeyine göre, isteğine göre. Mesela çok önemli Ebu Bekir Kani Efendi, divan şairidir ve önemli bir bürokrattır. Eyüp'te mezarı 3 satır. Merhum Ebu Bekir Kani ruhu için El Fatiha. Halbuki divanı var 700 sayfa, 800 sayfa. Hem edebiyatçı hem saraya çok yakın. Padişahın musahiplerinden. 3 satır. Bu bir şey Haceganlı Divanı Hümayun'dan yani saray vazifelerinden biri. Bu
böyle hazırlatılmış. Şimdi mesela diyelim ki bu mezar taşı, mezarlık, ölü gömme, yani Türk toplumu bu Araplardan ve diğerlerinden ayrılıyor işte bu mezarla beraber. Çünkü çok önemli bir ayrım. İnsanların ölülerine sahip çıkması veya ölüye verdikleri değer. Arapları küçümsediğimiz için falan asla değil bu. Farklı orada bir kültür, farklı bir kültür. O öyle şey yapmış ama Türk kültüründe görüyoruz ki Osmanlı'da dahil olmak üzere mezara, mezar taşına ezelden beri bir önem verme var. Evet. Bu çok önemli bir kültür faktörü. Peki kültür unsuru olarak yazı var, şekil var. Bir daha tekrar edecek olursak plastik kimlik var. Süsleme detayları. Buradan şunu kendim... mesela hiç kimse dikkat etmez, evet. Değil mi? Şu evet. Şuralara. Mesela kum saati. İşte halat öyle formu mi? Tabii. Bunlar dönemin halat formu. Tabii. Bunlar döneminin estetik zevkini yansıtan detaylar. Mesela yani hiç plastik... aşağı bakan olmaz. Yani sanat tarihçilerinden araştırma yapıyorsa mutlaka. Hayır, halkı diyorum. Halk nereden bilecek ki zaten burada arkanız, ne var? Arkanıza bakın. Onun da bunun gibi süslemeli kaidesi vardı. Üstüne kaldırım döşediler. Ha işte. Altında kaldı. Ha canım. Yani şeyde kamu da ihtimam göstermiyor. Bunlar. Peki bakın o başlık bu başlık. Evet. Nasıl değişti hocam? Bu kimdir? Bu mesela buna bu paşalı dediğimiz başlık duru. Bunun da 7-8 farklı yastığı vardır. Yastık dediğimiz şu iç kısım. Bu tülbent sarılan kısım. Paşalının da dediğim gibi 7-8 farklı türü var. Fakat biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bir makalede yazdım. Herkes, hocalar, profesörler, doçentler, paşalı, paşalı. Arkadaş, paşalı nedir? Bunların rengi neydi? Kimse de ses yok. Her bir renkli farklı. Askeri teşkilatta biliyoruz. Bordo, yeşil, pembe, kırmızı. Bunun ne renk olduğu belli değil. Herkes birbirinden naklederek paşalı diyor. Cinslerinin isimleri nedir? Onu da bilmiyoruz. Peki bu kimmiş? Bu zat-ı muhterem? Okumamız lazım. Mehmet Said Efendi diye bir zat bu da. Bu da 1756'da ölmüş. Mehmet Said Efendi. Ne yazıyor böyle gördüğünüzde? Bu şiir. 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 Yani şiirin mezar taşına yazılması dünyada az olur değil mi? İşte mesela şey diyor. Fevtine bir mısra cevher tarih olup bağ-ı cinana revan oldu Mehmet Said. Bu onun aynı zamanda ebced hesabıyla yani harflerin değerlerini topladığınızda ölüm senesi çıkıyor. Ebced hesabıyla düşünmüş. 6 beyitlik bir şiir var bunda. Ondaki 5 beyitlik 10 satırdı. Bu 12 satır. Yani daha uzun bir şiir yazılmış. Daha uzun. Ama yani bu adam daha önemli. O önemsiz. O manada değil. Peki bu arkadaki daha süslemeli. O böyle bana. Hanım. O bir hanım taşı. Onun son iki satırı kapalı. Çiçek motifleri var. Bu motifler, simgeler çok yoğun mezar taşlarında. Evet. İsim aşağıda geçiyordur. İsim satırları kapalı. Tabii. Yok ama bir kadın olduğunu nereden anlıyoruz? Bu form bir kadındır. Şu bir kadındır mesela. Önünü görmenize bile gerek yok. Şu ağacın yanındaki. Evet. Öndeki erkektir. Şu erkektir mesela. Şurada bir şey gördüm hocam. Bir eski tarihi midir şu arkadaki? Bunu mesela okuyamadığınız zaman vakit varsa onu da göstereyim. Tabii tabii. Mesela bu kapkara değil mi? Okunmuyor. Zor. Evet. Şöyle yaparsanız selam ederim.
Evet, uygulamada planlı olmadığı halde uygulamada gördük. Tabii sizin işiniz olduğu için tebeşiri yanınızdan ayırmıyorsunuz. Hep. Maşallah. Su yok ama tebeşir mutlaka vardır. Hiçbir mesela, zararı olmayan bir şey. Hayır, taşa hiçbir zararı yok. Ben mesela güvenlik gelir, neden tebeşirliyorsun, zarar veriyorsun? Sen derim bu taşları nasıl temizliyorsun? Çamaşır suyuyla, kezzapla. Kırıp yerim ben tebeşiri. Bak bende zararı yok. Sen de bir bardak çamaşır suyu içerim. Kezzap içerim, böyle kalır. Hiçbir zararı yoktur. Allah Allah. Hiçbir zararı yoktur. Mesela yukarıda merhum mağfur çıktı. Bunu yapmasanız mesela güneş yoksa kapkara. Hiçbir şey okunmaz. Sabıkan yani önceki, şimdikinden iki önceki. Sabıkan, Mısır. Mısır, bir dakika. Vallahi sizi çalıp götürüp bu Seyyid Ali Sultan dergahında sizinle bir ay çalışmak lazım hocam. Mısır, memnuniyetle. Mısır, nesiymiş bakalım, Mısır'ın bir şeyi çıkacak şimdi de. Mısır yazıyor öyle mi? Evet, şu Mısır. Allah Sabıkan. Allah Allah. Mısır, sabıka, Mısır. Tümünden hepsine bakarsanız belki daha anlamlı olacak. Evet. Çünkü bazen kelimeler, bazen harf şey nokta da düşmüş oluyor. O nokta zaman düşüyor veyahut da bir bütünlükte anlam çıkar. Evet, şimdi ondan tekrar bir El Hac, hacca da gitmiş mesela. Onu anladık. Mustafa diye bir, Mustafa A diye bir zatmış. Evet sevgili izleyenler, mezarlıklar manevi yapılar ama tarihin, kültürün kaynakları. Arada gelmek lazım mezarlıklara. Ben geliyorum, hem derdime hem dermanımı buluyorum. Nice nice insanlar yatıyor buralarda. Çocuklar, gençler, kadınlar, albaylar, yarbaylar, şairler, ozanlar, neler neler, hepsi. Hepimiz yatıyoruz burada daha doğrusu. Hepimiz buradayız aslında. Mezarlıklardan kaçmamak lazım. Mısır'da veya başka ülkelerde mezarlık bir yaşam alanı değil mi hocam? Tabii tabii tabii. Yaşıyorlar. Osmanlı'da da. Öyle mesela mi? Bizde parklar 20. yüzyıl başı, 19. yüzyıl sonunda başlamıştır. Fakat ondan evvel Pardo, Mis Pardo falan yani İstanbul'a imparatorlar seyahat eden seyyahlar, gezginler, devlet adamları, sefirler, büyükelçiler hep onu söylüyor. Türkler cuma günleri namazdan sonra, namazdan evvel hanımlar giderler mezarlıkta piknik yaparlar. Hem büyüklerini ziyaret ederler, çoluk çocuk koşturur, sofralarını kurarlar. Yani hayatta şey, mezarlık her zaman iç içe, böyle uzaklaştırılmış, kasvetli, korkutucu bir mekan olarak algılanmıyor. Bir de tahtacıların zaten geleneğinde var. Bu mezarlık kültürü onlarda çok daha farklı. Demek ki geneli bile yansıtıyor. Bunu bilmiyor bizim toplum. Mezarlıklardan korkuluyor, korkutuluyor insanlar. Gününü de yazmış. 12 Zilhicce 1113. Yani 1690'lar. 1690. Yani tam tarihini şeyde bakarız. Vay 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 vay. Neymiş? Şuraya bakın. Sabıkan, Mısır. Şurası, şu kelimeyi okursam. Aa! Masrafı Şehriyari ya. Sabıkan Masrafı Şehriyari. Yani padişahın bütün özel hususi kesesinin şeyini, çetelesini, defterini tutanı da. Ne diyorsun Masrafı sen Şehriyari hocam? Elhac Masrafı Şehriyari. Yani padişahın yaptığı masrafı, harcamaları takip eden, kayıt tutan adam. Hocam yani büyük bir keşif yaptı şimdi burada. Osmanlı o zaman 1690'da kimdi acaba? Onun bütün kesesini, köşesini tutan kişiyle karşılaştık. Sevgili izleyenler, espri değil ha. Karataş canlandı, dile geldi. Şimdi size tam vefat tarihini de söyleyeceğim. Gün, ay, yıl. Tarihte yeri de vardır bunun. 431 numarayla mezarlıklarda kayıtlı. Evet, işte böyle. 12 Zilhicce 1137. 12 Hicri Zilhicce 1137, 1137 çevir. Pardon, yanlış söylemişim. Bir dakika. 12 Zilhicce 1137. Tamam.
22 Ağustos 1725. 1725. 1725. Yani 296 senelik. 300 yıla yakın işte yani. 22 Ağustos bugün ayın kaçı? Bugün ayın 14'ü. Yani 295. ölüm seneyi devriyesi 8 gün sonra. Bugün 14'ü, 22'sinde 295 senesi. Bu kadar günlük gittiğine göre ne kadar da günlere, tarihlere, aylara önem verildiği de görülüyor tabii. Burada. Orada da şu var. Niçin bu kadar ayrıntı var? Çoğu tarihte gün, ay, yıl yazılmaz. Öyle fakat mi? Bunlar gibi büyük miras bırakan, mal mülk bırakan, tereke, verese davası görülecek kişilerin kayıtlarının takip edilebilmesi için 100 sene sonra bile. Mesela bundan 2 sene önce Çorlulu Ali Paşa'nın varisleri, Eyüp Sultan'da Çorlulu Ali Paşa'nın karısı, meşhur bir paşanın da kızı, Çorlulu Ali Paşa'nın kızı Muhsinzade Abdullah Paşa'nın annesi. İki vakfın akrabalığı ve vakıf mallarının çözülebilmesi için o mezar taşının bulunması lazım. Ve kadının hangi gün öldüğünü tespit edilmesi lazım. Yana yakıla aile de, avukat bürosu da onu arıyordu. Yani bugün bile 300 sene, 250 sene sonra bile bu taşlar mahkemede belge olarak, veraset ve vakıf mülklerinde şey olarak, evrak, vesika olarak kabul ediliyor. Burada çok önemli bir örnek olmadı mı şimdi bu önümüzdeki taş? Tabii tabii. Kimmiş dedik? Bir daha söyleyin, bunu okuyun. Masraf-ı Şehriyari Mustafa Ağa. Mustafa Efendi veya. Bu 300 yıl önce padişahın akçeli işlerine bakıyormuş. Bakan adam. Yani maliye veya hazine gibi devlet şeyi değil. Değil. Adamın şahsi kesesi. Şahsi kesesi. Ona kızımı evlendireceğim. Yok, ona bir takım murassa, üzeri mücevherli, altınlı fincan gönderin. Öbürküne bilmem ne hediye edin. Böyle bir sınıf da var. Bütün bu işleri gören adam bu. Başındaki kişi bu. Yani evet, yardımcıları da vardır. Ekip, tabii büyük bir ekip. Büyük bir ofis bu aslında. O zaman bu bu taş da sağlam. Yazılar da sağlam. Büyük ihtimalle altında orada baktığımız gibi süslemeli bir de pehlesi var bunun. Pehle mi diyorlar? Pehle ama diyorlar. O yerde yatan büyük mermer kapağı pehle denir. Peki bu pehlesi kaybolsa da encamı kaybolmamış, bu zat-ı muhterem bu zenginliği nereden sağladı? Yani bayağı gelirli bir iş mi bunlar? Onu bilmiyorum. Yani hayır, gelirli mi? Yani bir maaş alıyor, para maaş alıyor. Maaş alıyor ama hani çok varlıklı mıydı? Yalısı, köşkü var mıydı? Onu bilemiyorum. Ama bu padişahın ama özel kesesini tuttuğuna yani göre, sarayda yer ettiğine göre, hele de yani düşünsenize, koca imparatorlukta padişahın huzuruna çıkıp efendim şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diyebilen ender, 50 kişidir. Ender kullardan birisi. Hanımlarıdır, çocuklarıdır. Başbakandır, 2-3 tane vezirdir. Şimdi evet, bir de ben böyle görüneyim ki, evet sevgili izleyenler, görüyorsunuz ne şanslı kullar var. Padişahın akçesine bakıyor. Evet, o akçe tabii ki belli bir gelir de getirir. Bu özel ilişkiler. Şimdi yatıyor, hem de bize de yadigar kalmış. Vallahi hocam sağ olasın ya, bu önemli bir meseleydi. Peki hocam, bugün kime geldik de bu geziyi yapma şansına ulaştık? Hele gel şu fotoğrafı yaklaştırayım da hocamıza. Ah, Cahit Allah, hocamız, güzel hocamız. Yıllar yılı sizinle de hep bahsediyorduk. Çok sevdiğim hocam Cahit Tanyol. Evet, Cahit Tanyol ve deyince bir önemli kütüphanesi tabii vardı. Bugün şunu öğrendik oğlundan. Kaynaklarda hep 1914'te doğduğu yazılıdır. Halbuki burada da görüldüğü gibi, nüfus kayıtlarında da görüldüğü gibi 1912 doğumlu. Israrla söylüyordu ama bazıları hep daha da bu yaşı büyüttüler. Niyeyse yani, neden bu şeye itibar edilmez? Her yerde de 106 diyor. 108 ya, 108 canım, yani oğlundan iyi mi bileceksin? Rahmetlik söylerdi zaten. Çok da söyleşilerimiz oldu. Büyük bir kütüphanesi vardı Kadıköy Belediyesi'ne. Döküman toplamıştı. Evrakları, yani eserlerini kaleme alırken kullandığı arşivi vardı. Bunun tamamını Kadıköy Belediyesi'ne TESAK, Tarih Edebiyat Sanat kitaplığına bağışladı. Sağlığında, aklı yerindeyken, kendi arzusuyla, vasiyetiyle. Onlar da çok zaman evvel zaten kütüphanenin arşivine intikal etti. Zaman zaman gelip gidiyordu. Kütüphaneci Kültür Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız kendisini ziyaret ediyorlardı. Birkaç ay evveline kadar, sağlığı ağırlaşana kadar. Çok muhterem bir büyüğümüz, çok kıymetli bir aydın. Pahası biçilmez.
ve bilim insanı ve bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum ki bütün mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Orada bir ilan çıkmıştı çünkü. Dolayısıyla bu da dünyanın en büyük nimeti. Ne büyük bir insan olduğunu görüyoruz. Çok mütevazi bir yerde, kabirde ama bütün zenginliğiyle yeryüzünde yaşıyor. Kitaplarıyla, eserleriyle, fikirleriyle, hele de mal varlığıyla. Ne varsa bilemiyorum ama bütün herhalde oturduğu... binlerce çocuğa imkan sağlayacak. Tabii evi vardı Moda'da. Onu da bağışladığına göre büyük bir nimet. Evet. Çok büyük bir nimet. Şey çok beni mütehassıs etti. Eşinin taşına yazdırdığı yazı. yanına biz... gelip diz çöküp ağlasam beni duyar mısın diye. Evet. Aynı zamanda da hem sizin de söylediğiniz gibi şiir, şair büyük dönümü, bir şairdi. Duygusal kimliği, yani çok büyük bir değeri kaybettik. Türkiye'nin ne kadar farkındadır bilmiyorum. Çok üzüldüm. Kimseler de yoktu. Yok. Şimdi söylesek laflar uzayacak. Ne bileyim, çok söylenecek söz var. En iyisi söylememek. Söyleyince kötü adam oluyoruz. Çok kötü adam oluyorum. Nalet olmasın bana. Çünkü burada yatıyoruz, yatacağız, gireceğiz mezara. Nasıl bir iştir ben anlayamadım. Yani korona dediler, şu dediler. Koronadan da vefat etmedi. Ölse de ne olacak? Yani uzaktan da sosyal mesafeyi 1-1,5 metreden insanlar gelmiyor işte. Gelmeyince gelmiyor. Sonsuz ışıklar içinde yatsın işte gidenler. Ama yaşıyorlar. Mezarlıklar yaşıyor. Mezarlıkta yaşıyorlar. Eserleriyle yaşıyorlar. Kaleme aldık. Ama burada da yaşıyorlar. Burada da yaşıyorlar. Bu yaşıyor işte. Bak bütün Akçe'yi yazmış, etmiş ama... 295 sene önce gitmiş. Ne ailesi kalmıştır, ne yüzünü hatırlayan, ne torunu torbası. Ama burada ayakta ve yaşıyor. Muazzam bir şey. Eşi benzeri yok. Çok sağ olun hocam. Bir dakika şöyle oturun, sizi de çekeceğim. Ve dolayısıyla şöyle... evet, söylenecek çok söz var. Yüreğiniz var olsun hocam. Çok sağ olun. Eyvallah.